biri aynı bak ayrı bir güç. Yürüyor namı ve sürdüğü hükmü. Yılmadı bu kulüp savaştı her gün. Sorma bize nasıl çıktı karşı. Korkma doğacak bu kulüp yeniden küllerinden anka. Bir insan bir takımı böylesine sever mi? Ya şimdi dediğin gibi gerçekten burada olmak, burada nefes almak, bu kulübe bir şeyler verebilmek heyecan verici. Ben de öncelikle başkanımıza, hocamıza, kulüp yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Tekrar bu formayı, kutsal formayı bize layık gördükleri için. Sezon başından beri 11 tane maç geçti. 11 tane maçın içerisinde işte en son Eyüpspor'a mağlup olduk. Şöyle bir şey istiyordum. Bunu da maçtan önce de söyledim oyuncu arkadaşlarımıza. Haftaya Ümraniyespor'la ölüm kalım maçımız var. Bu maçı da mağlup olmadan tamamlayıp her şeyimizi Ümraniye maçında verelim diye söyledim. İçimden öyle geçirdim. Ama maalesef Eyüp maçında istemediğimiz bir şekilde mağlup olduk. Yine her şeyimizi vereceğiz tabii ki Ümraniye maçında. Sezon başından beri genel anlamda baktığımız zaman takım gerçekten iyi reaksiyon verdi. Arkadaşlık seviyesi üst düzeyde, kulüp motivasyonu üst düzeyde. Sağ olsunlar, herkes ellerinden geleni yapıyor. Bu büyük kulübü layık olduğu yere getirmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Arkadaşlık, dostluk gerçekten iyi. Şimdi bakıyoruz yabancı oyuncularla Türk oyuncuların, işte Almanca futbolcularımız da var. Sonuçta hepimiz bir hedef için buradayız. Hepimiz bir başarı için buradayız. Herkes de bunun bilincinde. Arkadaşlık seviyesi güzel gidiyor şu anda. Bizi zorlayacak hiçbir atraksiyon olmadı sezon başından beri. Bir kavga, gürültü tarzında bir şey de olmadı. Çok şükür. İnşallah böyle arkadaşımızı devam ettirip, çünkü sahaya da yansıyor. Yani sonuçta herkes birbiri için bir şey yapmaya başlıyor. Birisinin hatasını kapatmak için herkes elinden geleni yapmaya başlıyor. Arkadaşlık iyi diyebilirim. Yani şimdi tabii ki de buraya gelen futbolcuların hepsinin amacı var. Hepsinin amacı bu kulübü, bu büyük kulübü, büyük camiayı şampiyon yapmak. Ben de artık kariyerimin sonuna doğru geliyorum. Bir kere burada şampiyonluk yaşadım ve gerçekten çok fazla etki bıraktı benim hem zihnimde hem beynimde. Çok fazla etki bıraktı. Allah'a şükürler olsun ki burada böyle bir şampiyonluk yaşamışız diyorum şampiyon olduğumuz günden beri. İnşallah ikincisi de nasip olur. Gene bize nasip olur. Gene elimizden geleni yapmak istiyoruz tabii ki de. Sezon sonu ya en büyük isteğimdir belki de, yani futbol hayatımdaki en büyük isteğimdir belki de. İkinci defa burada şampiyon olmak. Onu da oyuncuya geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah herkes bizim gibi düşünür. Herkes bizim aldığımız gibi nefes alır. Bizim düşüncemiz gibi düşünür. Sezon sonu burayı şampiyon yapmak istiyoruz. Ya şimdi moral, motivasyon, yani ligdeki pozisyonumuza baktığımız zaman moral, motivasyon bozacak hiçbir ortam şu anda yok. Muhakkak ki maç kaybedeceğiz. Her maçı kazanacak diye, her takım her maçı kazanacak diye bir kaide yok. Şöyle bir durum var. Şimdi tabii ki de gönül ister ki namalup şampiyon olsun bir takım. Ama ligin genelinde işte pandemisi var, koronası var, ne bileyim sakatlanan oyuncusu var, sakatlanan oyuncunun tekrar takıma katılması var. Mağlubiyetler olacak. Nasıl galibiyetler oluyorsa. Sezon içinde baktığımız zaman iyi performans veren, gerçekten iyi performans veren arkadaşlarımız var. Ama sakatlık yaşayıp geri dönemeyen de arkadaşlarımız oldu. Ümraniye maçı da bizim için çok zorlu bir maç olacak. Belki de kırılma maçlarımızdan bir tanesi diye düşünüyorum. Ümraniye'yi yendiğimiz anda üzerine geçeceğiz. Altımıza alacağız Ümraniye'yi. Allah'ın izniyle gönlümden istiyorum ki
Taraftarımız da bu maça, özellikle bu maça çok fazla destek olsun. Taraftarımızı artık nasıl 3 sene önce görüyorsak stadyumlarda, hınca hınç dolduruyorlarsa, gerçekten öyle görmek istiyoruz artık. Çünkü bizim için çok büyük bir güç Ankara Gücü taraftarı. İnşallah Ümraniye maçında tekrar iyi bir birliktelik yakalayıp taraftarlarımızla beraber Ümraniye'yi ligde altımıza almak istiyoruz. Ya şimdi dediğim gibi, yani burada gerçekten inanılmaz günler yaşadık. O zaman Ankara Gücü'nün durumu çok daha kötüydü. Yani hem maddi anlamda kötüydü, hem de yapısal anlamda kötüydü. Sağ olsunlar, o günden beri şampiyonluktan önce başlamışlar kulüp içinde bir hareketle. Kulübü bir seviyeye getirdiler. Biz de o anları yaşadığımız için, mesela ilk taraftarın şöyle bir bestesini duydum ben. Buralar hep köy kasaba, sığmıyoruz biz statlara diye bir bestesini duymuştum. Ya ne zaman böyle söylense gerçekten duygulanırım. Yani o kadar büyük bir bağlılık varmış ki insanın içine işleyebiliyor bazı şeyler. Kulüpte bu aura var. Burada oynamayan oyuncu da bunu bilmez. Hatta ben Gençler Birliği'ne gittiğimde Ankara Gücü'nden dedim ki Gençler Birliği'ndeki oyunculara, Ankara Gücü'nde oynamayan oyuncu futbolcu oldum demesin. Yani futbolcu gibi hissetmiyordur kendini, dedim herkese. Burada böyle bir aura gerçekten çok fazla var. Bunu vücudunuzda, zihninizde hissedebiliyorsunuz. Kulübe kendinize ait hissettiğiniz zaman daha büyük bir performans verebiliyorsunuz. Bunun yaşla falan alakası yok yani. Bunun sadece zihinsel olarak çalışmayla alakası var. Ben de iyi çalıştığıma inanıyorum. Sezon başından beri çok iyi çalıştığıma inanıyorum. Profesyonelce yaşadığıma inanıyorum. Buradaki bu duygu bağlılığıyla beraber de performansı yani %20, %30, %40, bazı oyuncular %50, %60 çıkartabilir, yukarıya çıkartabilir. Bu klipte böyle bir bağ her zaman var. Bu bağla beraber devam ediyoruz futbol yaşantımıza. Yani dediğim gibi, burada olduğumuz sürece, burada futbol oynadığımız sürece bu kulübe bir şeyler katmak için elimizden geleni yapacağız. Kimsenin de şüphesi olmasın. Hiçbir Ankara Gücü taraftarının da şüphesi olmasın. Biz var olduğumuz zaman içerisinde, süre zarfında her zaman buraya bir şeyler katmak için var olacağız. Çok büyük desteklerini de bekliyoruz. Çok ya, mesajı ilettiğimi düşünüyorum fazlasıyla. Yani dediğim gibi, kırılma maçı oynayacağız. Bu hafta çok büyük desteklerini bekliyorum. Yani gerçekten artık oynayan oyuncu, yeni gelen futbolcuların da Ankara Gücü taraftarının farkına varması lazım. Yani taraftarımıza da şunu söyleyeyim. Hatta bu hafta Twitter hashtag'inde ben belirleyeyim. Kenetlendik, geliyoruz diye.